Efendim Türkiye'yi karış karış geziyoruz. Sizlerle sektörlerinin öncü isimleriyle buluşturmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu hafta rotamızı Sakarya'ya çevirdik efendim. Bu noktada biraz inşaat alanından bahsedeceğiz sizlere. İnşaat alanında demişken uzman bir isimle, sektöründe tecrübeli bir isimden bilgiler alacağız. Projelerinin detaylarına ineceğiz. Ama sohbetimize başlamadan önce tabii ki de kendisini tanıyacağız. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Çok teşekkür ederim. Ben biraz sizi tanımak istiyorum izleyicilerimiz adına. Ben inşaat mühendisi Mecit Tüfekçioğlu. 1969 Sakarya doğumluyum. İlk orta lise öğrenimini Sakarya'da tamamladım. Daha sonra Uludağ Üniversitesi Balıkesir İnşaat Mühendisliğini kazandım. 92 yılında mezun oldum. İşte 92 yılında başladığımız mesleğe 95 yılında askerlikten sonra büromuzu açarak başladık. Çok güzel. Peki o senelerden beri hala hazırda aynı yerde mi çalışıyoruz? Hala aynı faaliyetlerimizi sürdürüyoruz? Direkt mesleğe atılış mı yaptık yani eğitim hayatından sonra? Evet, 95 yılında tek başına bir şahıs firması kurmuştum. Daha sonrasında 99 depreminden sonra 3 arkadaş ortak tünel yapı firmasını kurduk. 2008'de ortaklığımız sona erdi. 2008'den bu yana yalnız devam etmekteyiz. Çok güzel, süper. Biraz projelerinize değinmek istiyorum. Malum sizler zaten inşaatın eğitim alanından beri içindesiniz. Bu noktada projeleriniz neler üzerine, hangi özelliklerde projeler yapıyoruz, hangi bölgelerde yapıyoruz projelerimizi merak ediyorum. Yola projeyle başladık. Yapı projeleri, işte çelik ve beton arma olmak üzere. İşte daha sonra taahhüt kısmına geçtik. İşte 1999'dan sonra diyelim taahhütle proje beraber yürütmeye başladık. Yani yapı, çelik yapılar, betonarme yapılar, işte daha sonra konut sektöründe yapsata başladık. Böyle devam ediyoruz. Arkamızda ve önümüzde birçok proje görüyorum aslında ben bu noktada. Bunlar da sizlere mi ait peki? Bunlar 30 yılın birikimi. İşte şu gördüğümüz proje son yaptığımız, işte devam etmekte olan 39 dairelik bir yapsat projemiz. Birkaç tane çok özel renovasyon projemiz oldu. İşte Aykut Kocaman Bey'in Kırkpınar'daki villasını, Kayarlar'ın, yani Namet'in sahipleri olan Sayın Haluk Kayar'ın çiftliğinin renovasyonunu yaptık. Bunlar da özel projeler. Süper, çok güzel. Ben bu Sakarya'da pazarında, hatta Kenan Safoğlu'nun da bir evi var. Ona zaten aşığım. Evi çok güzel çünkü. Böyle değişik projelere, özellikli projelere gerçekten çok memnun kalıyoruz. Çünkü insanların aslında yaşam alanlarını, konfor hayatlarını sunmuş oluyorsunuz. İnsanların hayallerini süslemiş oluyorsunuz bir noktada sizler. Peki sadece Sakarya bölgesinde mi hizmetlerinizi veriyorsunuz? Biz evet, mesleği Sakarya bölgesinde başladık. Burada devam ediyoruz. Çok güzel. Kaç kişilik ekiple çalışıyoruz peki? Şu an ofisimizde bir mimar ve mühendis arkadaşımız var. Bir de sağda şantiye şefi olarak görev yapan inşaat mühendisi bir arkadaşımız daha var. Yani tabii 4 teknik eleman sayabiliriz. Çok güzel. En son olarak anahtar teslimlerden biraz bahsetmek istiyorum. Ne kadar zamanda bitiyor projeleriniz? Anlaşmalarınız neler üzerine devam ediyor peki? Genelde başladığımız projeler işte 20 ile 40 daire arasında konut projeleri oluyor. Bunda ortalama bitiş süresi 2 sene civarında oluyor. Yani geçen sene başladığımız bir projeydi bu. İşte Ekim, Kasım, Aralık gibi teslim etmeyi düşünüyoruz. Çok güzel. Alıcılarına da şimdiden hayırlı olsun diyelim o zaman. Çok sizler vasıtasıyla. Ben. Peki biraz da ileriye dönük hedeflerinizden bahsetmek istiyorum. Çünkü eğitim hayatınızdan beri bu işin içerisindesiniz. Şu anda da kendi başınıza işleri yürütüyorsunuz. Tabii ki de ekibinizle berabersiniz ama şirket, yani işveren olarak tek başınızasınız bu noktada. İleriye dönük neler düşünüyorsunuz? Neler hedef yapıyorsunuz peki? Ya bu yönünü çok kimse bilmez. Ben mesleğine aşık birisiyim. Yani üniversite sınavında o zaman 24 tercih hakkımız vardı. Ben 9 tercih yaptım. 9'u da inşaat mühendisliğiydi. Yani o zaman ülkede ne kadar mühendislik fakültesi varsa hepsini sırasıyla yazmıştım. Uludağ Üniversitesi nasip oldu. Yani o yüzden çok sevdiğim bir meslek. Hayatımı da bu işe adadım. Biz şimdi en önemli özelliğimiz burada birinci derece deprem bölgesi üzerindeyiz. Yani mühendislik hizmeti verebileceğimize inandığımız projelerde varız zaten. Bundan hiç taviz vermedik. Hedefimiz de o. Yani olası depremlerde hasarsız olarak atlatabilecek yapıları ortaya koymak. Bundan şimdiye kadar hiç taviz vermedik. Bu yönde de ciddi bir isim yakaladığımıza inanıyorum. Yani hiç, çünkü bu konuda esnemedik bile.
Bu yani ömrümüzü böyle yani depremlerde hasarsız böyle binalarımızı görebildikçe ayakta biz mutluluk duyacağız. Kesinlikle, çünkü biliyorsunuz gerçi Türkiye'de bir deprem bölgesi. Evet, her an bu noktada işte Adapazarı, Sakarya, İzmit, yani bunlar gerçekten depreme çok fazla elverişli ki 90'lardan beri yaşadığımız nokta aslında bu. Biz siz inşaat mühendislerinden de bu noktada artık yapı denetim gibi bir durumlar söz konusu. Eskiden sırf müteahhit halde bunu bu şekilde yapacağız değildi. Artık yapı denetimlerle zaten işler ilerliyor ama sizlerin de mutlaka malzemelerde vesaire kalite kontrolleriniz vardır. Ben aslında bunlara da değinmek istiyorum. Hazır deprem demişken temeller nasıl atılıyor? En azından şimdiden proje sahiplerine de bilgilendirmiş olalım. Ya bu konuda birçok mekanizma var. Yani şimdi TSE zaten bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıyor malzeme kalitesi yönünde. Deprem sonrasında ortaya çıkan bu yapı denetim firmaları, yapı denetim sistemi de inşaat sektöründe ciddi bir kaliteyi ortaya koydu. Bu arada mühendislik gelişiyor. Yani yeni deprem yönetmeliğimiz yönetmeliği devreye girdi 2018 yılında. Yani yapı kalitesi de arttı. Yani mühendislik de gelişiyor artık dünyada. Bütün bunların ortak noktasında biz de işte bazı şeylerden taviz vermedikçe güzel yapılar, yani en azından güvenli yapılar ortaya çıkıyor. Yani şunu unutmamak lazım. Yani deprem yıkmıyor binaları. Yani burada bir sürü faktör var. Bu faktörlerin risklerini ne kadar azaltırsak biz de o kadar çok güvenli yapıya sahip olacağız diye düşünüyorum. Çok güzel. İşleriniz ve başarılarınız daim olsun diyorum. Çok teşekkür ederim. Son olarak izleyicilerimize ve bize söylemek istediğiniz bir şeyler var mıdır peki? Ya gelişen dünyada yani nasıl böyle bir kıyafet alırken markasını, etiketine, kalitesine son derece dikkat ediyoruz. Yani konut da sonuçta yaşamımızı ortaya koyduğumuz bir alan. Bunu da alırken muhakkak projelerinin işte en azından depreme karşı güvenliğinin bir nebze incelenmesini isteriz. Yani fayans kalitesinden çok işte depreme karşı güvenilirliğinin araştırılması çok daha yerinde olur diye düşünüyorum. Çünkü yani ülke olarak bir deprem kuşağının üzerindeyiz. Maalesef. Bu göz ardı edemeyeceğimiz bir gerçek maalesef. Çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz bilgiler için. Aynı zamanda kapılarınızı bizlere açmış olduğunuz için de size tekrardan teşekkür ediyorum. Bizler çok teşekkür ederiz. Efendim Mecit Bey ile beraberdik. Bu haftaki program konuğumuz inşaat alanından kendisinden engin bilgiler aldık. Bu noktada hatta dipnot olarak da araştırarak, maalesef ki afet bölgesi olarak, deprem bölgesi olarak Türkiye'de bunları araştırarak konut sahibi edinelim diyoruz. Projelerimiz de bu yönde kalitesinden ödün vermeden devam edecek diyoruz. Biz daha röportajımızı sonlandırıp Sakarya yolculuğumuza devam ediyoruz efendim.